Anladınız mı? Evet. Geçti. Peki. Tamam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين Hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz arkadaşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü dersimiz 15. cüz, 15. sayfası İsra suresinin 39. ayetinden başlıyoruz. Tabi İsra suresi bildiğiniz gibi Mekki bir süredir. Mekke'de nazil olan bir süredir. Zaten vurgulu ve kısa ayetlerden, yani ayetlerin fazla uzun olmayıp kısa oluşlarından, vurgulu ifadelerinden ve içeriğinden sürenin Mekki olduğu anlaşılmaktadır. Tabi süre ismini İsra olayından almaktadır. Ki İsra, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra olayı sürenin birinci ayeti olan Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidi haram, o esra fiilinin mastarından almaktadır. Ayrıca sürenin diğer bir ismi Benu İsrail Suresi. Çünkü sürenin girişinde ve kadayna ila beni İsrail fil kitabı diye Allah Celle Celaluhu İsrail oğullarıyla ilgili bazı olayları anlatmaktadır. Bundan dolayı ben İsrail ismiyle de süre anılmaktadır. Evet. Süre sürede bazı Müslümanların hayatlarında, yani İslam ümmetinin hayatında bir takım temel ilkeleri sürede yer almaktadır mı? Şu ayetten itibaren وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, oradan başlamaktadır. Evet. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا, herhalde. Evet. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. Yani 33. ayetten başlamaktadır. Ve bu evet, bu ayet, yani 39. yani 39. ayete rakamlar çok küçük olduğu için ben öbür rakamı herhalde yanlış telaffuz ettim. O 23. ayetten başlıyor 39. ayete kadar. Buralarda Müslümanların hayatlarında temel bir takım ilkeler, esaslar, hükümler yer almaktadır ve çok önemli ilkelerdir, çok önemli esaslardır ve onların önemine işareten, yani bu saydığımız kısımda yer alan bu hükümlerin, bu ilkelerin önemine işareten Rabbimiz Celle Celaluhu ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ, İşte bunlar, bu zalike zikri geçen bu hükümlerin mecmuuna işaret ettiği için, mecmuuna işaret ettiği için zalike müzekker gelmişti ve tekil gelmişti. Daha doğrusu müfred müzekker gelmişti. Za. Çünkü mecmu lafzı müfred müzekkerdir. O mecmu teviliyle za müfred müzekker olarak gelmiştir. Bir de zalikenin o lam ve kafı almakla biliyorsunuz. Zalike ismi işarettir. Bu ismi işaret
La tek başına yakın için kullanılır. Mesela hemen yanınızdakine za denir. Yok eğer orta, yani azıcık sizden uzaktadır, fazla değil yani, orta bir mesafede ise zâke kullanılır. Yok uzak bir mesafede ise zâlike kullanılır. Tabi bu sürede geçen bu ilkeler uzak değil. Niye zâlike kullanılmış? Belagat açısından bunların rütbelerinin, bu hükümlerin derecelerinin yüksek olduğunu, yani çok kıymetli olduklarını, çok önemli olduklarını işaret etmek için o zâlike kullanılmıştı. Çünkü Arap dil belagatında bayit olan ismi işaret garibin yerine kullanıldığında ya o işaret ettiğiniz bayit lafzıyla zâlike ile işaret ettiğiniz şey sizden uzak olmasını istediğiniz için, yani kötü olduğu için zâlike kullanırsınız. Mesela zâlike şeytanu, örneğin şeytan sizin yakınınızda ise de, ama zâlike'yi niye kullanırsınız? Sizden uzak olmasını istediğiniz için veya onun derecesinin, seviyesinin sizden uzak olmasını istediğiniz için zâlike. Bir de yine zâlike bâid lafzı tam bunun tersine bir şeyin önemini ifade etmek için, derecesinin yüksek olduğunu ifade etmek için, kıymetinin çok önemli olduğunu işaret etmek için de zâlike, yani bâid kullandı. Burada da onun içindi. İşte zâlike bu geçen hükümler ve ilkeler mimma evha ileyke rabbuka, onlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetin bir parçasıdır. Bu itibarla mimma, o mimma minimadır aslı. Mimma evha. Ve bu min, mini bazıyettir. Yani bazıyet ifade eden mindir. Yani bu Rabbinin sana vahyettiği bir kısım hikmettir. Evet. Evet. Yani Rabbinin sana vahyettiği hikmetin bir kısmıdır. Minel hikmeti ise o min mini beyaniyedir. Çünkü o minel hikmeti ma evhadaki ma'yı açıklıyor. Ama mimma, o min ma'sı o ise dediğim gibi o mini bazıyettir. Ve ayet-i kerime bu cümleyle geçen hüküm ve ilkelerin önemli olduğunu, hem demin söylediğimiz gibi zâlike lafzıyla işaret ettiği gibi onların hikmet olduğunu ifade etmekle de oldukça önemli olduğunu beyan etmiş oluyor. Hikmet arkadaşlar birçok manaya geliyor. Daha evvel de ifade etmiştik. Arusi rahimahullah 29 kadar manasının olduğunu söylüyor hikmetin. Burada Allahu alem, hem burada olsun hem Bakara suresinde, Bakara suresinde meselüllezine yunfikune diye pasajdan, meselüyle başlayan o pasajda Müslümanların infak hayatıyla ilgili mala karşı, servete karşı tutumlarıyla ilgili çok önemli esaslar ve ilkeler koymaktadır. Ve o belli bir kısım esaslar ve ilkeler anlatıldıktan sonra yine o da sonunda hikmetten olduğunu beyan ediyor. Bu iki bağlamdaki hikmeti Allah-u Alem insanların hayatında faydalı olan pratik bilgiler. Yani çünkü hikmetin bir manası bu. İnsanların hayatında faydalı olan güzel pratik bilgiler anlamında Allahu alem kullanılmıştır. Veya hikmet yerli yerinde olan, yani her birisi toplum ve birey hayatı için önemli, yerinde olduğu, münasip olduğu
ki hikmetin bir manası da bir şeyin yerli, uygun yerde olması. Bu mana da burada uygundur. Yani düşünülebilir. Ama hikmet mesela felsefe anlamına geliyor. O mana burada uygun değil. Hikmet sünnet anlamına geliyor. Mesela Ahzab suresinde geçen وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ آيَاتِ اللّٰهِ Kur'an. Kur'an'dan sonra hikmet demiş ve bu hangi bağlamda gelmiş? Efendimizin eşleri, yani annelerimizin, annelerimize bir ders verme konusunda siz diyor evinizde okunan ayetleri ve sonra hikmeti. Ha, tabii ayet ile birlikte gelmesinden orada hikmetin sünnet anlamında olduğunu anlıyoruz. Ama burada mesela sünnet anlamı da uygun değil. Dolayısıyla burada Allah-u Alem hikmeti mekafetullah ile tefsir edenler var. Kur'an'la tefsir edenler var. Bu iki mananın da burada uygun olmadığını düşünüyoruz. Ya yerli yerinde olma anlamıdır veya insanın hayatında faydalı olan hayırlı bilgi anlamıdır. Her halükarda Kur'an-ı Azimüşşan hikmeti önemsemektedir. 19 yerde hikmet kelimesi kullanılmaktadır. Ki hikmet bildiğiniz gibi evrensel bir kavramdır. Dünyanın hemen hemen birçok milleti kendi kültürel bağlamı içerisinde hikmeti kullanmıştır. Hikmete önem vermiştir. O yönüyle yani insanlığın önemsediği evrensel ilke olarak göz önüne, o durumunu göz önüne aldığımızda Kur'an'ın 19 defa hikmete vurgu yapması oldukça anlamlıdır. Evet. وَلَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Sen, tabi burada hitap Resul-i Ekrem'edir ama Resulullah ve bütün ümmet ve sadece ümmetin kast edildiği düşünülebilir çünkü. Resulullah'a yönelik gelen hitapların bir kısmında sadece Resulullah kast ediliyor. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهِ gibi bazılarında da sadece ümmet kast ediliyor. Mesela وَلَاَنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْاَنْ gibi bazı yerlerde de hem Resulullah hem ümmet. Allah-u Alem. Burada da hem Resulullah'tan hem de ümmetten bu hüküm istendiğini göz önüne aldığımızda efendim İkisi de kast edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Veya Resulullah'ın Allah'la birlikte ilah edinmeyeceği zaten bilinmektedir. Onu göz önüne aldığımızda o zaman hitap Resulullah'a ama kast edilen ümmet oluyor. Evet. Allah'la birlikte başka bir ilah edinmeyin. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا O zaman ne olur? Cehenneme atılırsın. Yani Allah'la birlikte ilah edinen kimse, bu birey olur, bu toplum olur, ne olur? فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ Cehenneme atılmış olur. مَلُومًا مَدْحُورًا مَلُومًا مَلُوم لَا مَا يَلُومُونَ ismi مَفْرُدُ Yani kınanmış bir şekilde. Ve مَلُومًا تُلْقَانِنْ naib-i fali olan enteden haldir. Yarabbiyor olarak. Yani kınanmış bir şekilde ve methura Allah'ın rahmetinden, Allah'ın lütuf ve kereminden uzaklaştırılmış bir şekilde cehenneme atılmış olursun. Ne yaparsan eğer Allah'la birlikte başka ilahın olduğunu düşünürsen, inanırsan böyle olursun. Ve tabi Kur'an'ın birçok yerindeki biliyorsunuz Kur'an'ın en önemli maksatlarından birisi
tevhid-i uluhiyettir. Yani Allah'ın birliğidir. Ve Kur'an her fırsatta, hemen hemen, her fırsatta mutlaka bir şekilde ya direkt ya indirekt o Allah Celle Celaluhu'nun ya vahdaniyetine, ya azametine, ya celal, cemal, kemaline işaret etmektedir. Evet. Afa asfakum rabbukum bil benin. Tabi bu birinci ayette şirk kesinlikle böyle men edildikten sonra ve şirkin o ağır cezası da zikredildikten sonra şirkin bir uzantısı olan bir hususa dikkatimiz çekiyor. O yönüyle ayet makamıyla münasebet içerisindedir. O nedir o husus? Bazı Arap müşriklerin haşa melekler Allah'ın kızlarıdır demeleri. Çünkü melekler haşa veya Allah'ın çocuk sahibi olması ne demektir? Çocuk sahibi olması şirke sonuna kadar kapıları açmaktadır. O şirke giden kapı açan en önemli husustur. O yönüyle bu ayet makabliyle ciddi bir münasebet içerisindedir. İşte Rabbiniz sizi erkek çocuklarla niteledi, yani seçti daha doğrusu, yani size erkek çocuklar verdi ve kendisine de meleklerden kızlar, kız çocuklar edindi. Yani burada Kur'an-ı Azimüşşan müşrikleri böyle kendileri için çok bilindik, bilinen bir anlayışlarıyla yakalamaktadır. Suçüstü yakalamaktadır. Ve bununla onların ne kadar yaman bir çelişki içerisinde olduğunu ifade etmektedir. O da şu. Müşriklerin o Kur'an'ın nazil olduğu ortamdaki Arap müşriklerin anlayışlarında, kültürlerinde erkek çocuk isteniyordu. Erkek çocuğa rağbet ediliyordu. Kız çocuklar ise fazla istenmiyordu ki biliyorsunuz bunun bir ifadesi olarak kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Dolayısıyla hatta Kur'an'ın ifadesiyle وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْسَ onlardan birisine bir kız çocuk haberi verilince ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ yüzü kapkara olur ve ondan sonra يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ona kötü gelen haberden ötürü millete görünmek istemez. Milletten kaçar. Ve şunun hesabını yapar. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ acaba bütün milletin içerisinde aşağılanmayı, hakareti, alçalmayı göze alarak o kız çocuğunu bırakmalı mı? Yoksa onu diri diri toprağa gömmeli mi? Dolayısıyla ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi sizler kız çocuklarından o kadar açıyor, o kadar nefret ediyorsunuz ki size böyle bir haber geldiğinde bile milletten kaçıyorsunuz, görülmek istemiyorsunuz ve çareyi de o çocuğu, o masum çocuğu diri diri gömmede bulunuyorsunuz. Sizin bu kız çocuklarına tavrınız, tepkiniz böyle olunca nasıl olur da Rabbul Alemin olduğuna inandığınız, kainatın yaratıcısı olduğuna inandığınız, Allah'ın kız çocukları sahibi olduğunu ve meleklerin de Allah'ın kızları olduğunu nasıl söylersiniz? Yani kendi kendinizde çok büyük bir çelişkiye girmiş oluyorsunuz. Evet. Yani ayet-i kerime buna kısaca işaret ediyor. İnnekum letekulûne kavlen azîmâ. Siz çok büyük bir söz. Çünkü Allah Celle Celaluhu asla yakışmayan,
onun uluhiyetine, onun rububiyetine asla yakışmayan, onun tevhidine, vahdaniyetine aykırı olan bir büyük bir iftirada bulunmuş oluyorsun. Yani dolayısıyla Kur'an müminler olarak bizim bu tür Cenab-ı Rabbül Alemin'e uygun olmayan, yakışmayan, münasip olmayan bir takım inanışlardan, bir takım düşüncelerden uzak durmamızı bize tavsiye ediyor. Evet. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. Biz muhakkak وَلَقَدْ لَمْ تَكِدْ لَمْ'ı olduğunu söyleyenler de var. Bir de gizli bir yeminin cevap lamı olduğunu söyleyenler de var. Yani muhakkak صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. Biz bu Kur'an'da size iletmek istediğimiz, anlatmak istediğimiz manaları evirip çevirdik. Yani değişik şekillerde getirdik. Sarrafa tasrif kökündendir. Tasrif biliyorsunuz, biz de Türkçe'de tasarruf etme. Belki yani daha anlaşılır hale getirir. Tasarruf etme. Yani biz de bu Kur'an'ın üslubunda, mebanisinde ve maanisinde ne yaptık? Tasarrufta bulunduk. Yani çok değişik manalar ele aldık. O değişik manaları değişik üsluplarla ifade ettik. Kimi mesela tekitli üslup, kimi tekitsiz üslup, kimi yerde temsil, kimi yerde teşbih, kimi yerde istihara, kimi yerde hakikat, böyle çok farklı şekillerde getirdik. Liyezzekkeru yani aslı liyetezekkeru. Ta ki insanlar ne yapsınlar? Tezekkür etsinler. Yani bunu akıllarına getirip düşünsünler. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bildiğimiz adam. 40 yaşına kadar bilgisi falan olmayan, bir edebi yönü, ilmi kişiliği olmayan bir adam. 40'ından sonra nasıl olur da bu kadar böyle güzel manaları bu kadar güzel üsluplarla nasıl söyleyebilir? Haliyle akıl sahibi olan, idrak sahibi olan bunun böyle olmadığını kesin anlar. Çünkü hakikaten Kur'an kevnin kitabıdır. Yani bütün varlık alemini böyle adeta özetlemiş durumdadır. Sonra onda yer alan gerek birey hayatını, gerek aile, gerek toplum hayatını, hatta gerek çevreyle olan ilişkileri düzenleyen ilkeler, esaslar çok farklı. Her zaman o gençliğini, güncelliğini koruyan hususlardır. Dolayısıyla bu kadar bu Kur'an'da kelamın, mananın, mebnanın böyle değişik şekillerde getirilmesinin gayesi nedir? İnsanların bunu tezekkür ederek imana, hakikate varmalarıdır. Ama ne hikmetse وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورًا. Böylesine güzel olan bu Kur'an sadece onları haktan uzaklaşmalarını artırmaktadır. Yani mesela tabii bu kadıya biz buna mantıkta kadıya-i mühmele diyoruz. Yani şöyle kadıya-i mühmele, yani önermedeki hüküm herkes için olduğunu ifade eden bir sur edatı. Böyle bir edat yok. Dolayısıyla böyle olunca bu hüküm bazı kişilerde meydana gelmesi kadıyenin, önermenin, cümlenin doğru olması için yeterlidir. Dolayısıyla bu Kur'an'ın onların tamamının özellikle nazil olduğu dönemde mesela birçok müşrik insan sonra Müslüman oldu. Halid bin Velid gibi, Amr bin As gibi bu böyle gözde olan daha nice adamlar. Ama bunun yanında hakikaten
Kur'an'ı dinledikçe ürken deve gibi böyle kaçışan Nadır bin Haris gibi, Velid bin Mughire gibi, Utbe bin Rabia gibi ve Ebu Cehil gibi kimseler de vardı. İşte o kimselerin varlığı bu kadıyenin, efendime söyleyeyim, sadık olması açısından, yönünden yeterlidir. Yani bu Kur'an onların bir kısmının haktan nüfurunu, uzaklaşmalarını ne yapmaktadır? Artırmaktadır. Kul de ki, لَوْ كَانَ مَعْهُ عَلِيَةٌ Eğer Allah'la birlikte başka ilahlar olsaydı, كَمَا يَقُولُونَ bunların dediği gibi, haşa, lat, uzza, menat, isaf, naile, bunlar onların putlarıdır. Biliyorsunuz Kelbi rahimahullah Kitabul Aslan diye bir kitap yazmış. Orada Arapların taptıkları putların böyle tamamını, imkanları ölçüsünde almıştır. Hangi kabile hangi puta ve hangi putlara tapıyordu ve o putların isimleri neydi? O putların özellikleri neydi? O El Aslan kitabında yer vermektedir. Yani dolayısıyla yani bu müşriklerin dediği gibi eğer Allah'la birlikte İsaf bir ilah olsaydı, Naile bir ilah olsaydı, Vat, Sua, Yahus, Yahuk, Menat, Lat, Uzza bunlar birer ilah olsaydı, iden o zaman lebtegav ila zil arşi sebiyla. Lebtegav levun cevabıdır. Yani eğer olsaydı onlar arş sahibi. Burada Allahu Alem arş mülk sahibi anlamı kastedilebilir. Yani mülk sahibi olan Allah Celle Celaluhu veya arş bazı hadis-i şeriflerde ifade edilen mahluk. O çok geniş bir mahluk. Büyük bir mahluk. O da olabilir. Dolayısıyla eğer Allah'la birlikte başka ilahlar olsaydı onlar da o mülk sahibi olan Yüce Allah'a doğru yol arayacaklardı. Yani onun yanına biz de yetişelim. Hani Firavun demişti ya Harun'a, ya Harun ibnili sarha, ey Harun benim için bir kule yap. لَعَلِّ أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ اِلَى اِلَٰهِ مُسَى Yani belki bu yukarıya çıkan bir vasıtayla, o yani kule vasıtasıyla efendime söyleyeyim Musa'nın Rabbine ulaşmış olurum diye. Yani mesela o Firavun'un o zamanki ifadesi bu ayet-i kerimenin tasdikini gösteriyor. Evet. Subhanehu ve Teala o Allah Celle Celaluhu münezzehtir. Subhan ismi mastardır arkadaşlar. Sebbahanın mastarı tesbih, Subhan onun ismi mastarıdır. Nasıl ki selam teslimin, kelam teklimin, ata i'tanın ismi mastarları olduğu gibi bu da Subhan da tesbihin ismi mastarıdır ve Subhane kelimesinin şöyle bir özelliği var. Bu daima Arap lisanında mansup olarak gelir ve o mansupta gizli bir fiile mef'ul-i mutlak olarak ve o mef'ul-i mutlakın bu mef'ul-i mutlakın amili olan yusebbihu ve yasebbihu ve yusebbihu artık makama uygun bir fiil hasf edilir ve hasfi de vaciptir. Mesela burada mesela usabbihu subhanahu Allah'ı tenzih ederim. Neden? Tenzih ederim. Onun şanına, celalına, cemalına, kemalına yakışmayan, münasip olmayan her türlü ayıp, eksikliği, kusurdan tenzih olduğunu kalbimle inanır, dilimle ifade ederim. Ve Teala
amma yekulûne uluven kebîrâ. Ve Allah yücedir. Amma yekulûne, bu müşriklerin söyledikleri, o söyledikleri gerek meleklerin Allah'ın kızları olduğu yönündeki söyledikleri olsun, gerekse Allah'ın bazı ortaklarının olduğu yönündeki sözleri olsun, gerekse Hristiyanların haşa İsa Allah'ın oğludur veya bir kısım Yahudilerin Uzeyr Allah'ın oğludur demeleri olsun. Çünkü arkadaşlar Kur'an'ın camiyeti açısından münasip olan mana, bu yekulunudaki vav damirinin bütün müşriklere ait olması. Yani müşriklerin söyledikleri her şeyden Allah Celle Celaluhu yücedir. Uluven kebira, çok büyük bir yücelikle yücedir. Mesela kanaatimce arkadaşlar, insan böyle sağlıklı bir şekilde düşündüğünde bu üslu, bu cümle, bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu açık bir ispatıdır. Niye deseniz, çünkü yukarıda insanların özellikle Kur'an'ın nüzul ortamında insanların çok alışık oldukları Allah'a haşa melekleri kız olarak isnat etme, bunu bu o kültürel ürünü reddediyor kesinlikle. Ve Allah'ın yüceliğini dile getiriyor. Ama Allah'ın yüceliğini dile getirirken mesela insanların alışık oldukları fiziki bir takım boyutlarını anlatarak, şu kadar eli var, şu kadar kolu var, şu kadar başı var örneğin ve vücudu şöyledir, böyledir. Yani insanların şirk kültüründe var olan bir nitelemeyle Allah'ı Celle Celaluhu nitelemiyor. Tamamen soyut bir şekilde yüceliğine ve bizim bu fizik aleminde alışık olduğumuz şeyin ötesinde olan bir vasfına, durumuna ne yapıyor? Atıfta bulunuyor. Bu yönüyle normalde eğer haşa Kur'an Resulullah'ın uydurduğu bir kitap olsaydı, o kültürü tamamen aşarak böyle çok soyut bir şekilde anlatamazdı. Yani bununla da Allah Celle Celaluhu'nun tevhidini anlatma bağlamında bu üslup, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun çok önemli bir ispatı olduğunu bilmemiz lazımdır. Evet. Tusebbihu lehu semavatü seba. Gök, yedi gök. Tabi burada arkadaşlar yedi gök, Allahu alem, yedi çokluktan kinayedir. Yani bazı hadislerde anlatılan, hadis-i şerif rivayetler, anlatılan yedi kat gök de anlaşılabilir. Ama özellikle tevhidin, vahdaniyetin delilleri bağlamında ayet geldiği için bu seben burada yedinin çokluktan kinaye bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Ve dolayısıyla yani bütün gök cisimleri, bütün gök cisimleri ki yani trilyonlarda, geçen bir paylaşım vardı. Evrendeki yıldızların dünyadaki kum tanelerinin iki katıymış. Artık ne kadar kum taneleri varsa yıldızlar onun iki katı daha fazlaymış. İşte bu kadar böyle çok olan gök cisimlerinin çokluğuna işaret eden Allah-u Alem seba kullanılmış olabilir. Çünkü Arap lisanında, hatta Türkçe'de de vardır. Mesela bazen biz onu kullanırız. Bazen yani çokluktan kinaye. 10 defa da desen yapmam. Bazen yüzü kullanırız. Bazen bini kullanırız. Değil mi? Bunlar hep çokluktan
kinaye olarak kullanılan sayılardır. Allahu alem burada. Yani bütün gök cisimleri, onların çokluğuna işareten sebep kullanmış. Allahu alem. Bütün gök cisimleri ve vel ardu, yer. Gökler çoğul ve yediyle nitelenmiş, ama art hem tekil getirilmiş hem de yanında da onun çokluğunu ifade eden bir şey kullanılmış. Dolayısıyla bu yer kürenin bir olduğunun işaretidir. Evet. Yedi gök ve yer ve وَمَنْ فِيهِنَّ. Tabii şunu da söyleyelim arkadaşlar. Art kelimesi Kur'an'da çok farklı bağlamlarda geçmektedir. Kimi yerlerde yer küreden kinayedir ki burada olduğu gibi. Mesela semavatla birlikte gelince semavatın alternatifi olarak zikredildiği her yerde Allahu alem art, yer küre anlamındadır. Ama bazen el art o eliflam, ahd eliflamı olur ve art belli bir toprak parçası. Mesela gulibetir rumu fi ednel ard. O ard kimi müfessirlere göre, hatta bütün müfessirlere göre o ard cins eliflamı değil, ahd eliflamıdır. Yani ya Fars toprağını ya da Arap toprağını, yani Mekke'yi, Mekke coğrafyasını, Arap Yarımadası coğrafyasını ne işaret ediyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam kıssasında yine ard geçiyor. Orada mesela tüm yer küresi değil, Mısır arası, Mısır bölgesi kastediliyor. Dolayısıyla yani kimi yerlerde el ard lokal bir manada kullanılır. Kimi yerde de yer küresi anlamında kullanılır. Burada da o manadadır. Evet. Yer, yedi gök, yer ve وَمَنْ فِيهِنَّ. Onlarda olanlar. وَمَنْ biliyorsunuz Arapçada genellikle men akıllı varlıklar için kullanılır. Halbuki yer ve gökte olanlar sadece akıllılar değil. Yani yer ve göklerde sadece cin, ins, melek mi var? Hayır. Onun sitesinde de aklımızın alamayacağı kadar varlıklar var. Ama burada tesbih akıllıların vasfıdır. Yani akıl sahipleri tesbih ederler. Onun için orada وَمَنْ فِيهِنَّ akıllar için kullanılan sıra kullanılmıştır. Evet. Yer ve gök, yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakınız cümlenin başında diyor yedi gök ve yer tesbih ediyor. Dolayısıyla yedi gök ve yer tesbih ettiğine göre yedi gök ve yerin üzerinde olan tüm varlıklarında tesbihi söz konusu. Tabii böyle olunca men değil ma kullanılması daha uygundur. Çünkü ma akıllı ve akıllı olmayanları hepsini kapsamaktadır. Ama tesbih fiilinin akıllılara isnat edilen fiil türünden olma durumu göz önüne alınarak efendime söyleyeyim böyle kullanılmıştır. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ. Hiçbir şey yoktur ki illa Allah Celle Celaluhu'nun hamdiyle ilişkili olarak ne yapar? Allah'ı tesbih eder. Tabii kimisi efendim her bir varlığın kendisine mahsus bir dilinin olduğunu ve o dille Allah'ı tesbih ettiğini söyleyenler olduğu gibi bir kısım müfessirlerin önemli bir kısmı da her şeyin Allah'ı tesbih etmesi şu şekilde: ya kal diliyle tesbih ederler. Mesela biz Subhanallahi velhamdülillahi dediğimizde, Subhanallahi ve bihamdihi dediğimizde ne yapıyoruz? Dilimizle, kal dilimizle Allah'ı tesbih etmiş oluyoruz. Veya hal diliyle,
hal diliyle, yani pozisyonuyla, durumuyla, taşıdığı özellikleriyle, yapısıyla Allah'ın münezzehiyetine ve Allah'ın en güzel övgüye layık olduğuna delalet eder. Ki bu görüş böyle daha makul göründü. وَلَاكِمْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحًا. Ancak siz onların Allah'ın ne tür nasıl tesbih ettiklerini anlamıyorsunuz. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. O çok halimdir, hem sahibidir. Yani siz onun şanına, onun cenabına layık olmayan, münasip olmayan bir sürü isnatlarda bulunduğunuz halde, kiminiz diyor ki melekler Allah'ın kızları, kimisi İsa Allah'ın oğlu, kimisi Uzer Allah'ın oğlu, kimisi işte İsaf, Menat, Lat, Uzza Allah'ın ortakları. Bu kadar böyle bir Kur'an'ın ifadesiyle adeta yer ve göğü sarsacak bu büyük büyük iftiralarda olduğunuz halde Allah hemen azabı göndermiyor. Zaten Halim'in manası da olur yani. Halim demek hemen sizi cezalandırmada acele etmeyen demektir. Halim gafurun ve o çok gafurdur. Yani siz şirkinizden, günahlarınızdan tövbe ettiğiniz zaman da sizi tövbenizi kabul edip bağışlayandır. Evet. Ve izâ qara'tel Kur'ana, sen Kur'an'ı okuduğunda, tabi burada muhatap Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Ce'annâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhireti hicâben mestûrâ. Seninle ve o ahirete inanmayan o müşrikler, tabi onlar normalde tevhide de inanmıyorlardı. Ama zaten وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ ahiret inancına niye vurgu yapılmış? Çünkü kendilerine göre en çok onları zorlayan veya inanmada çok zorlandıkları husus buydu. Neydi? Ahirete inan. Onun için Allah-u Alem zikredin. Orası yani ahirete inancı zikredilmiş. Seninle o ahirete inanmayanlar arasında ne bıraktık? Hicaben mestura, örtülü bir perde bırakırız. Yani onların o inatlarından ötürü, o isyanlarından ötürü, o hakka karşı olan direnişlerinden, ayak diretmelerinden ötürü sizinle onlar arasında o Kur'an'ı okuduğunuzda perde bırakırız ve onlar senin okuduklarını anlamazlar. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوا. Ve o Kur'an'ı anlamaya karşı, anlamaya mukabil kalpleri üzerinde örtüler bırakırız ki Kur'an'ı anlamazlar. وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرَى. Ve kulaklarına da, yani kalplerine örtü bıraktığımız gibi kulaklarına da ağırlık bırakırız ki, yani ne Kur'an'ın o güzelliklerini anlayabiliyorlar ne de onun o güzelliğini işitip duyabiliyorlar. وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. Sen Rabbini Kur'an'da yalnızca zikrettiğinde, yani Allah'ın tek ilah olduğunu, onun vahdaniyetine, onun tevhidine sen bunu zikrettiğinde, dile getirdiğinde وَاَلَّوْ عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Sırtlarına doğru arkalarını çevirip nüfura, nefret etmek için, yani Kur'an'dan, Kur'an'a inanmaktan kaçmak için ne yaparlar? Arkalarını verip uzaklaşırlar, iman etmezler, inkarlarına devam ederler. Evet. Nahnu alemu bima yestemi'une bihi. Onlar
اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكُ Onlar seni dinlediklerinde, yani sen Kur'an okuduğunda, onlar seni dinlediklerinde, onların hangi maksatla seni dinlediklerini biz daha iyi biliriz. Yani onlar Kur'an'dan istifade etmek, Kur'an'dan Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı düşünmek için seni dinlemiyorlar. Ya haşa onu alay konusu yapmak için dinliyorlar. وَاِذْ هُمْ نَجْوَا اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا Ve vaktaki onlar kendi aralarında bu وَاِذْ هُمْ نَجْوَا اِذْ يَسْتَمِعُونَ'nın üzerine atıftır. Yani onların kendi aralarında fısıldaştıkları, gizli konuştukları zamanda efendime söyleyeyim, hem kendi aralarında Kur'an'la ilgili nasıl bir yaygara yapalım diye, nasıl bir farklı bir söylem geliştirelim diye kendi aralarında fısıldaşıp Kur'an'ı dinlediklerinde niçin dinlediklerini biz daha iyi biliyoruz. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ Vakta ki o zalimler, bu iz necvanın zarfıdır. Yani onlar fısıldaşınca kendi aralarında ne diyorlardı o zalimler? اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُولًا مَسْحُورًا Siz sihirlenmiş, büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Başka bir şey değil. Yani haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kast edilerek. İşte tabi burada arkadaşlar yestemi'une yestemi'unehum üç yerde damir geçti. Dolayısıyla iz yekulu orada da damir geçmeliydi. Yani geçebilirdi. Mesela şöyle bu. Nahnu alemu bima yestemi'une bi iz yestemi'une ileke ve iz necva iz yekuluna in tettebi'une illa raculen mesfura. Ama niye damir getirmedi, zalimun zahir isim getirdi. Ta ki onların zulümlerini tescil etmek için efendime söyleyeyim damir yerine o zahir isim olan zalimi kullanılmıştı. Undur, bak ki keyfe darabû lekel emsal. Senin için ne tür bir takım ifadeler, ne tür anlatımlarda bulunuyorlar ki sana büyülenmiş adam diyorlar. Favallu böylece haktan, hakikatten, Kur'an'ın o aydınlık aleminden saptılar. Fela yestatiune sebile yani la yestatiune sebilen ilel hakki vel hidayeti. O sapıklıklarından dolayı onlar hakka giden, hidayete götüren, doğruya, gerçeğe götüren yola güç yetiremezler, böyle bir yola giremiyorlar. Ve kalu ve şöyle de dediler. E izâ kunnâ izâman ve rufâta. Bizler kemik olduktan sonra ve rufâta böyle ufalanan kemik parçaları, kemik tozu gibi yani ufalanan kemikler olduktan sonra e innâ lemeb'ûsûne halkın cedîdâ. Biz nasıl yeniden bir yaratılışla haşredil gönderileceğiz. Yani Kur'an-ı Azimüşşan onların ahiret inancını bir türlü anlayamadıklarını, buna ahiretin olabileceğine akıllarını kendilerine göre akıl edemediklerini, bunun için ahiret inancına uzak olduklarını, bu tür beyanlarını, açıklamalarını aktarmak suretiyle ifade etmektedir. Halbuki Kur'an-ı Azimüşşan birçok yerde çok net bir şekilde ilk yaratılışı yapan Allah, ikinci yaratılışı da sizin mantığınıza göre çok daha kolay yapar. Yani madem İlk insanı yaratan Allah'ın olduğunu siz de kabul ediyorsunuz. O ilk yaratmışsa ikinci kez onu tekrar yani elinde kopyası mevcut olan bir şey tekrar kopyalamak zor değil ki sizin mantığınıza göre.
Bu açıdan Kur'an-ı Azimüşşan hem bu mantıkla hem de etrafımızda olan, yaygın olan, belki bazen senelerce veya aylarca toprağın altında ölü gibi görünen o tohumların hemen toprak su görür görmez, yani ister yağmur suyu olsun, ister başka sulama suyu olsun, hemen o şeylerin, o ölmüş gibi görünen o tohumların yeşerdiklerini görmekteyiz. Kur'an-ı Azimüşşan çok ilginç bir şekilde buna da haşrın, yani bu durumu da haşrın delili olarak, dirilişin, kıyamette dirilişin delili olarak zikretmektedir ki bu çok hakikaten orijinal bir mantık, orijinal bir temsil, çok orijinal bir benzetmedir. Yani çünkü bizim toprak altına attığımız tohumlar da çürümeye yüz tutuyor. Mesela bakıyorsunuz ki o tohum parçalanmış, bir kısmı çürümüş, değil mi? Çok az bir kısmı görünüyor. Allah o az kısmından yeniden onu ne yapıyor? Daha güzel, belki daha çok sayıda yaratıyor ki ayet-i kerimede bir taneden yedi tane başağın yetişmesini zikrediyor. Yani bire 700 verebiliyor. Dolayısıyla onu yapabilen insanları da kıyametin sabahında, haşr sabahında yaratması, tekrar diriltmesi, onları yeniden inşa etmesi, icat etmesi asla ona ağır gelmez. Ama müşrikler, ahiret inkarcıları çok basit düşündükleri için Kur'an'ın kudretini, Allah'ın kudretinin boyutlarını kavrayamadıkları için böyle uzak görüyorlar ve inkar ediyorlar. Evet. Burada duralım arkadaşlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.